Preparing query single row. Bu yapıyı gene aldım. Gene prepare oluşturuyoruz. Gene aynı sorgu üzerinde. Ama bu sefer diyeceğim ki STMT bana ne döner? Eğer X yukarıdakini kapattık. Bunu oluştur. STMT üzerinde şu query row olayı vardı. Az önce query'yi çalıştırdık. Query row'da da bu sefer diyeceğim ki bana, bakın dikkat ederseniz bir dedim ama bir derken ben birden fazla sonuç getirebilecek bir yapıyı kullandım aslında. Çünkü bir dediğinizde tamam bir ama bunun altında kaç tane kayıt gelecek onu bilemeyeceği için çoklu, multiple bir result dönüyordu. Ama query row dersem tek bir sonuç için ben bunu yapıyorum demek. Burada gene bir yapabiliriz. Bu sefer hatta 2 yapalım. Farklı bir kayıttı bu. O gelsin. Nokta. Bakın scan var. Bu scan'da yukarıda aslında kullandığımız şeyin aynısı. Şunu komple alayım. 2'yi al. Şu değişkenleri ata. Durumu. Bundan ibaret. Hata filan yok zaten. Onu neyse gene hadi. El alışkanlığı oluşsun diyerekten. Sen X'sin. Sen de X'sin. Bu kadar. Sonra da gayet basit bir şekilde log. Bu sefer de FMT'yi kullanayım hadi. Print line dedim. First line birleş, sen de birleş. Sen de ayrı kalmayın. Hop. Hop. Evet. Bu da ok. Deneyelim. Hangi kayıt vardı iki de? Yeni mi Cihan? Her yerde Cihan. Şimdi bakalım. Yo iki de Ali Veli var. Ondan şaşırdım ben. 2'yi istedim ben. 2'yi getirdi. Neden Cihan geldi? Başka bir şey. İstesek. ID'si 3 olan. Gene bir Cihan. Başka bir şey, etkileyen bir şey yok. Evet. O kadar dummy data girersen şöyle bir kontrol edeyim. Ha pardon. Bakın Ali Veli ama burada benim adım yazıyor yine. Copy paste işte. Şurada Murtaza. Bu dummy data olmadan olmaz zaten. Kıl kuyruk. Evet. Şimdi ok. Şimdi Murtaza gelsin bize arkadaş. Gel bakayım Murtaza. Evet, işte bu. Başarılı. Bu da ok. Peki. Şunu hemen kapatayım. Daha uzatmaya gerek yok. Şöyle şurayı da biraz da şuradan biraz da şuradan. Şimdiki konumuz veri, buna İngilizce'de modifying data deniyor. Şöyle bir şeylerdi, modifying data. Yani işte delete, insert, işte update vesaire, bir veriyi değiştirme işlemi. Bunda da yine mantık aynı ilerliyor aslında.
Er. Gene er. Doluydu. Evet. Burada da DB üzerinde exec var çalıştırmak için. Mesela delete from users diyeyim. Limit 1 dersem öyle birini silsin işte. Hata kontrolü falan geçiyorum. Hata olma ihtimali epey bir düştü ya. Zaten basit şeyleri yapıyoruz. Eğer Y olsun bu da. Burada da gene etkilenen kayıt sayısını alacağım. Res rows affected dedim. Bunu direkt ekrana basayım. FMT ile olsun. Print line row count. Şimdi ben workbench'e bir bakmak istiyorum. Şunu bir güncelleyeyim, bakayım ne varmış. Evet, 3-6 tane kayıt var. Cihan Özsan'ı uçuralım biz. Bunu kaydettim. Bunu sil. Hatta şunu da yap. Last ID'yi işte bakayım ne getirecek değil mi? R L olsun. Res. Insert ID eyvallah ama şunu da görmüş olalım. Sonra çalış. Tanımladın, kullanmadın. Evet. Haklı. İşte bu hata yüzünden şu var zaten. Orada ne vardı? RX. Burada da RY. Sen de uç. Sen de git. Canınız cennete. Evet bakayım. First name. Evet, bu sefer de yukarıdaki değişkenleri tanımladık ama kullanmadık. Tamam, anladık. Şunu da şimdilik kapatalım. Sen de kapan bakayım. Sen de git, sen de git. Hepiniz gidin. Evet, şöyle çalış. 1-0 tamam, tahmin ettiğim gibi last insert ID'de 0 değerini verdi. O anki connection vesaire gibi ıvır zıvır bir altyapısı var. Evet, bir değeri geldi. Şimdi ben buraya geleyim bakayım, bir de bu vardı. Evet, Cihan Özsan gitti. Sonunda kurtulduk benim adımdan. insert işleminde ne yaparız? Aslında insert'ü gördük. Hani modifying data dedik ama insert şurada yaptık. Mesela exec ile yapabileceğim gibi şeyle de yapabiliriz. Bari onu göstereyim. Statement üzerinden de bunu yapabiliriz. Insert işlemini. Sen de git. Burada insert işlemi dedim. Gene STMT RRR işte DB prepare sonra insert absurd değil insert into benim veri biraz uzun malum çok 7-8 tablo falan var. Şuradan kapayım ben onu. Şuradan araklayayım. Aldım ben onu. Aldım. Şuraya yapıştırdım. Bakın bu mümkün. Ama STMT'nin amacı yani statement'ın amacı şu aslında. Siz bunu yaparken işte soru işaretleri koyun buraya. Aksiyon olsun.
sonra gelir burayı doldurursunuz diyor. Hop. Sen de ne kadar veri varsa o kadar soru işareti. Aslında çok çok kötü bir yaklaşım bana göre. Hani C# tarafında daha temiz bir kullanım olduğunu düşünüyorum. Bu konuda işte et yazıyorsun başına, diyelim ID yazdın, tamam işte onu dışarıda oluştur gönder gitsin gibi, böyle bir şey. Bunu yapıyorsun. Sonra istersen şöyle bir veri ekleme yapılabiliyor. Şimdi ben STMT üzerine bunu atadım. STMT dediğimde önce bir veri oluşturalım. Hatta bir deneyelim. Ben yukarıda oluşturmuştum zaten değişkenleri. Yok, kapatmıştık. O zaman açalım. Şunu kapattık, açtık. Evet. ID'ye ihtiyaç yok. ID identify zaten. Neyimiz var? Username. Email. Password. First name. Last name. Birth date. Date. Birth date. Is active. Sen birsin. Sen 2017. Şöyle bir şeysin. XYZ ABC 1 2 3 4 ABC XYZ ko. Sen de ko. Burada nokta exec dediğimde buradakilere parametreleri göndermem gerekiyor. Parametreler username, şöyle bir bakayım ben buna. Exec, evet, argümanları alıyor. Username, email, password, first name, last name, birth date, is active. Bunu aldık. Bunu doğrudan çalıştırıyor olması gerekir. Bakalım. STMT, tabii ki şöyle bir bakayım. Tamam, o da oldu. O da oldu. Şu bana bir response döner. Error STMT olsun. Bu sefer şöyle bir error STMT'yi kontrol et. Log. Fatal. Error STMT. Olmazsa, sıkıntı yoksa rest'ten ne gelir bize? FMT üzerinden yazayım. Rest. Ops. Şurada. Unutmuşuz. Nokta ROS affected. Tamam. Yo, etkilenen, pardon, eklenen kayıt ID'si. Bu insert olduğu için şu daha iyi olur. Sıkıntı yoksa. Şunu da kapat.
cannot use from boolean type. Tamam, haklısın. Tamam. Sen durursun. Sen true ol. Derleyiciyi kızdırma. ID kullanılmadı. Yani kullanalım da. Neyse hadi kullanalım. Ama göndermeyeceğimiz için. Sadece burada kullanılmış olsun diye. Evet, tamam. Haklısın. Kullandık ama şey yapmadık. O zaman kapan. Sen git. Seni sildim. Şimdilik. Evet. 13 geldi. Gayet hoş. Peki bakalım, refresh. Evet, son eklediğimizde buraya geldi. Bu da işte statement ile insert işlemiydi. Aslında bunu tekil veri olarak da yapabilirsiniz. Bu biraz yani öyle bir kastırdım biraz. Bu da fena değil aslında. Kullanılabilir bir yöntem. Şöyle. Aldım bunu. Farklı farklı da kullanabilirsiniz işte. Yani bir tane dizi oluşturup o dizinin içerisindeki stringleri döngü içerisinde stmt.exec diyerek veri tabanına dummy veri olarak basabilirsiniz mesela. Bunun gibi birçok şey olabilir. Notlarıma bakıyorum. Son olarak merak edebilirsiniz. Biraz daha tecrübeli arkadaşlar merak edebilir. Transaction nasıl yapılır? Transaction çok da zor değil. Birkaç farklı yöntemi var ama temel olarak şöyle. Begin diye başlattım. Kodlarımı yazdım. İşlemlerimi yaptım. Insert, update, delete. Şöyle diyelim buna da. Error up olsun. Bunun hatta direkt yukarıdaki üzerinden de o error üzerinden de gidebiliriz. Şöyle olsun. Error TX transaction'ın TX'i. Eğer öyleyse db exec, burada da bir update çalıştırdığımızı, işte şey olabilir, delete vesaire neyse, bunu da geldim, başka işlemler falan da yaptım, error gene tx, şöyle tx transaction'ın nesnesi, burada commit yapabilirim. Yaptırmadı. Çünkü şu. Evet. Commit yapabilirim ya da bir hata oldu. Velev ki şöyle bir şeyler diyelim. Ben de burada hatayı yakalamışım. Affeder miyim? Olmaz. Hemen logumu pasla. RTX'i. Sonra tx nokta rollback. Rollback. Bu da mesela işte geri alma, hata olduğunda rollback yap. Yoksa sıkıntı yoksa commit yap filan. Böyle bir basit bir kullanım mümkündür arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bunları da makaleye eklemeye çalışırım. Yazılanları filan. Biraz daha düzenlerim belki. Kolay gelsin.